Son video ile birlikte ışın kılıçlarınızı yapmıştınız genç padavanlar. Eğer hala kılıçlarını yapmayan varsa bir zahmet yani o videoya gitsin ve o kısmı birazcık halletsin. Malum ışın kılıcı olmadan ışın kılıcı dövüş tekniklerini öğrenmeniz birazcık garip olur. An elegant weapon for a more civilized age. Bu klibi kullanmayı artık cidden bırakmam lazım. This is a lightsaber. Burada isminden de anlayabileceğiniz üzere dövüş tekniklerinden bahsedip onları kullanan kişilere de birazcık gireceğim. Biz başlarken siz de zaten bildiğiniz formları yorumlara yazarsanız tatlı olur. Onun dışında ise ışın kılıcı dövüş formları karşınızda. Tabii ki formların numaraları olduğundan sıralama konusunda benim için fazlasıyla kolay olacağını söyleyebiliriz. Özel istisnalar harici 1'den 7'ye gitmem yeterli. O yüzden form 1 olan Shichō ile başlayabiliriz. En ilkel form olan Shichō'nun temelde ışın kılıcı kullanıcılarının zaten var olan kılıç teknikleri ve hareketlerini bir düzene oturtması ve tabii ki tüm tekniklerden böyle genel hareketleri birleştirmesinden ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Diğer formların ortaya çıkmasıyla birlikte Jedi ustaları tarafından geride bırakılıp bir son çare olarak dönüldüğünü söylesek de bir dönem ışın kılıcını kullanmanın tek düzgün yolu olarak kabul gördüğünden önemliydi. Dönemine göre düşünüldüğünde diğer kılıçlara nazaran çok daha güçlü olan ışın kılıcı sakat bırakmak veya öldürmeyi amaçlayan direkt darbelerle birleşince en azından o dönem için fazlasıyla etkiliydi. Ayrıca Jedi'lar tarafından Clone Wars döneminde bile Form 3 ve 5 ile birlikte karıştırılarak kullanılabiliyordu. Droidlerin yavaş reflekslerinden dolayı kılıç darbelerine ağırlık veren bu form etkili olduğu alanlara tabii ki sahipti. Çünkü özellikle geniş hareketlere sahipti ve yani droidlere karşı iyi oluyordu. Ve tabii ki tapınağı yeni alınan younglingler içinde. Ha bir dakika, bu cümle yeni bir cümleymiş, bu böyle olmadı ya. Ve tabii ki tapınağı yeni alınan younglingler içinde ileride bir eğitim tekniği olarak da kullanılıyordu. O cümle öyle bitiyormuş. Ben birazcık eski anılara döndüm de. There are too many of them. What are we going to do? Form 2 olan Makashi de aynı şekilde Jedi'lar tarafından icat edilmiş ve amacı genel kullanım yerine ışın kılıcı savaşlarında kullanılmak olan bir formdu. Önceki form olan Shichō, ışın kılıcının özel durumunu hesaba çok katmadığından Makashi fazlasıyla etkili bir formdu. Işın kılıcının kenar veya köşesi, hatta herhangi bir ağırlığı olmamasından dolayı Shichō gibi formların direkt olarak karşılık veremeyeceği, hatta yani direkt olarak fark edemeyeceği şekillerde saldırabilen Makashi, yaratılışından sonra bir standart haline geldi. Baleymişçesine hareketlere sahip olan Makashi fazlasıyla zarif olarak tanımlanabilir. Güç veya hızdan ziyade daha dikkat ve kontrole önem veren teknik fanlar arasında Count Dooku ile fazlasıyla popüler oldu ve her ne kadar efendisininki kadar zarif olmasa da Asajj Ventress'te bu formu öğrenmişti. Jedi'lar tarafında da Ki-Adi Mundi bu tekniği bilen ve tapınakta farklı insanlara öğreten ustalardan biriydi. Ayrıca eski hikayelerde Kylo Ren'inki gibi crossguardlı kılıçlar Makashi kullanıcıları arasında fazlasıyla popülerdi. Malachor katliamında da bu tarz şeyleri görmek mümkün. Ki hatta şöyle efsane bir fotoğraf da var, şu an görüyor olmanız lazım. Sorisu ise 3. form olmasının yanı sıra öncekilerden apayrı bir alana yönelmesiyle tüm ışın kılıcı kullanıcıları için önemliydi diyebiliriz. Form 1'in yakın mesafe odaklı tekniği ve Form 2'nin ışın kılıcı dövüş odaklı tekniğinden sonra galakside blasterların artmasıyla beraber o blaster lazerlerini karşılık vermeye yönelik bir tekniğe kesinlikle ihtiyaç vardı. Bu defansif form sadece blasterlara değil, ışın kılıçlarına karşı da gayet iyi bir savunma sunuyordu ve hareket konusunda fazlasıyla dikkatliydi. Kullanıcının her daim sakin olmasını ve hareketlerine dikkat etmesini gerektiren form, kullanıcının ışın kılıcıyla bir bütünmüş gibi hareket etmesini gerektiriyordu. Yani aşırı hareketlilik ve etrafındaki şeylere farkındalık bir zorunluluktu. İçinde bulunduğunuz duruma daima geniş bir açıdan bakıp anlık gelişmelere hızlıca uyum sağlamayı gerektiren bu form, Jedi ustası Luminara Unduli, Depa Bilaba ve Kanan Jarrus gibiler tarafından kullanılması bir kenara, Obi-Wan tarafından da belki de tekniğin mükemmelleştirilmiş bir halini görebilmiştik. Hello there. Sonrasında gelen 4. form olan Ataru ise Aggression form olarak anılmasından anlayabileceğiniz üzere Sorisu'nun tam tersi diyebileceğimiz gayet agresif ve hareketli diyebileceğimiz bir formdu. Yani hareketli kısmı aynı ama agresif kısmı önemli. Mandalorian savaşlarına kadar uzanan bu form Sith'ler tarafından fazlasıyla kullanılan bir teknikti. Uzun savaşlar veya sıkışık alanlarda etkili olmasa da hızı ve birebir dövüşlerdeki etkinliğiyle fazlasıyla
yani iyi olabilen bu teknik, Force'dan destek alan zıplamalar ve hızlı atlayışlarda her yandan saldırabilmesiyle bayağı avantajlıydı. Yoda, Qui-Gon ve Luke gibi kullanıcılar tarafından gayet ustalıkla kullanılan bu teknik, bir dönem Qui-Gon'un ölümünden sonra Obi-Wan tarafından kullanılsa da Obi-Wan zaman içinde Atarun'un eksiklerini kapatmak için Sorisu'yu da böyle yani eğitimine eklemesiyle zaman içinde çok daha ağır bir Sorisu kullanıcısı olmuştu. Böyle bir teknik tabii ki agresifliği sayesinde rakibini daha savunma amaçlı ve yani genel savunma ağırlıklı hareket etmeye odaklarken savaşları da çabuk bitirmeyi amaçlıyordu. Tabii ki böyle agresif bir formdan bahsettiğimde hepinizin aklına Anakin gibi böyle agresif olmasıyla bilinen biri gelmiş olabilir. Ama kendisinin formu olan Form 5'ten zaten bahsedeceğim, o yüzden sorun yok, ona da sıra geldi. Shiyan ve Jem So isimli iki farklı tarza sahip olan bu form daha keskin bloklar ve karşılıklar üzerine yoğunlaşan, sonrasında ise daha güçlü saldırılar üzerine ağırlık veren bir teknikti. Tabii ki yine de blasterlara karşılık vermek için gayet etkiliydi. Anakin ve tabii ki karanlık tarafa geçişinden sonra Darth Vader'ın Jem So kullanması bir yana, çırağı olan Ahsoka'da tersine tutuşlara olasılık veren Shiyan versiyonunu kullanıyordu. Ayrıca fiziksel olarak istekli olsa da Ataru kadar hareketli bir form değildi. Yine de blaster kullanan uzak mesafeli düşmanlara bile kolayca yaklaşabilecek hareketlere sahipti. Kısaca hem savunmaya, hem saldırıya, hem de az olsa da harekete sahip olan gayet dengeli ve ortada diyebileceğimiz bir form. Finale yaklaşırken aslında elimizde fazlasıyla ilginç formlar da var. Neeman ismiyle anılan 6. form ilginç bir şekilde Darth Maul falan gibi isimlerce kullanılmış olmasına rağmen bir noktada Jedi'lar için bir standarttı. Birçok Jedi için Neeman ışın kılıcı dövüşünün doğal gelişimi gibiydi. Form 1'den 5'e hepsinin farklı avantajlarını birleştirerek negatif yanlarından kurtulmayı amaçlasa da hepsinin tam potansiyelini de kullanamadığı için Jedi'ların bir bölümü tarafından da yarım kalmış bir form olarak nitelendirilmişti. Fiziksel yetenekler kadar Force'a da önem veren bu form, genel olarak fiziksel yetenekler konusunda en az zorlayıcı olanı da denebilir herhalde. Evet, yani fiziksel yeteneğe önem veriyor ama diğerleri kadar zorlayıcı değil veya ağırlık vermiyor diyelim. Force yeteneklerini ışın kılıcı teknikleriyle birleştiren ve amacı rakibe baskı uygulayarak hareketlerini manipüle etmek olan bu form, her ne kadar Darth Maul gibileri tarafından kullanılsa da genelde daha böyle form 3 veya 5 gibiydi. 4'ün aksine daha defansif. Ayrıca Darth Maul demişken, onun da kullandığı çift taraflı lightsaberların kullanılmasını sağlayan tekniğinde Neeman olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki kılıçları ayrı ayrı kullananlardan bahsetmiyorum, onlara şimdi gireceğiz. Form 7'ye geçmeden önce minik bir ekstradan bahsetmek istiyorum çünkü birazcık önemli denebilir. Jarkai bir zamanlar Neeman'la beraber yan yana bulunmuştu ve Neeman zaman içinde 6. forma dönüşürken Jarkai genel olarak çift taraflı tekniğin genel ismine dönüşmüştü. Ayrıca 4. form olan Ataru'ya çalışanlar da eğitimlerinin bir bölümüne bu çift kılıçlardan yardım alan teknik olan Jarkai'yi ekliyorlardı. Özellikle Ahsoka'nın Jarkai konusunda bir uzman olduğunu biliyoruz. Gayet güçlü bir saldırı ve iki kılıç olmasından dolayı bu saldırıları hızlı yapabilen bu form, rakiplerini yorma ve dikkatlerini dağıtmaya odaklanırdı. Veya bir alternatif olarak bir kılıcı saldırı diğerini savunma için kullanıp daha nötr bir taktik kullanabilirlerdi. Böylece kendilerini korurken bile saldırabilirler. Ayrıca birden fazla kılıç sayesinde daha geniş bir alanı ve birden fazla düşmana karşı saldırı ve savunmayı fazlasıyla kolay kılıyordu. Ama eksikleri fazlasıyla tehlikeliydi. İki kılıç olmasından dolayı ikisine de tam güç verememek, fiziksel olarak aşırı güçlü bir rakibin savunmanı kolayca kırabilmesine sebep oluyordu. Anakin ve Asajj arasında zamanında bu tarz eksiklere denk gelmiştik. Tabii ki fiziksel olarak aşırı güçlü olan Pong Krell veya General Grievous gibileri için bu bir sorun olmasa da her güç kullanıcısı için uygun olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer fiziksel olarak bir eksiğiniz varsa Jarkai sizi fazlasıyla savunmasız kılabilir. Ayrıca aşırı detaylı bir eğitime ihtiyaç duyması ve yetersiz eğitimle yarardan çok zarar verecek olması sebebiyle de çok kullanılmadığını görüyoruz. Eğitimi olan biri için bile daha fiziksel olması sebebiyle kılıçlardan birini kaybetmeniz sizi zor duruma düşürebilir. Ayrıca ağır eğitim sizi büyük ihtimalle Force'a yoğunlaşmaktan da alıkoyacağından savunmasız bırakabilir. Asajj iki normal kılıç kullanıp her şeyden çok fizikselliğe önem verenlerdendi. Ahsoka ise bir normal bir de Shoto yani kısa kılıç kullanmasıyla biraz daha dengeli bir tarz kullanmıştı. Pong Krell ve Grievous gibi fiziksel olarak fazlasıyla güçlü olan örneklerde ise Force üzerine çok bir şey göremedik ama Grievous kullanamıyor. Krell de böyle yeterince kullanabiliyor olsa klonlardan sanki kurtulabilirdi. Ve tabii ki bunca muhabbetten sonra ışın kılıcına merak saran her Star Wars fanının bir dönem bir yerlerden görüp ben bunu kullanacağım dediği Form 7. Wapat veya Juyo hangi versiyonunu kullandığınıza göre değişir.
Malum herkes Wapa dili bilse de bu form iki farklı disipline sahip. Ayrıca Gaddar form olarak da biliniyor. İlk yaratılan hali olan Juyo, anlaşılabildiği kadarıyla, yani en azından eski kaynaklar ve hikayelerden görebildiğimiz kadarıyla, ilk form olan Shichou'ya eklenmesi kabul edilemeyen tekniklerden oluşan bir formdu. Form 4'ten bile daha agresifti ve hem aşırı fiziksel bir güce hem de aşırı fazla ruhani güce ihtiyaç duyuyordu. Başlangıçta Jedi'lar tarafından rahatça kullanılabilmiş olsa da gereken o ruhani gereklilik yeterince deneyimi olmayan Jedi'ların karanlık tarafa düşmesine sebep olduğundan ilerleyen zamanlarda yasaklandı. Kullanıcının içindeki öfke ve hırs gibi duyguları kılıcına aktararak kullanmasını gerektirdiğinden deneyimli olmayan bir Jedi bu duygulara yenik düşebilir. Ayrıca Sithler tarafından da fazlasıyla kullanılıyordu. Darth Maul ve Grand Inquisitor gibi isimlerin zaman içinde bu formu denediğini ve farklı yerlerde kullandığını da gördük. Darth Maul'un zaman içinde 6 ve 7. formları da kullandığını zaten Clone Wars falan gibi hikayelerden biliyoruz. Sonrasında ise Mace Windu'nun da önderliğinde Jedi düzeninin son zamanında Wapad yaratıldı. Ki yaratılma sebebi de kendi zayıflığı olarak gördüğü o karanlık duyguları bir yere toplayabilmek ve daha iyi şeyler için kullanabilmekti. Karanlık tarafa geçmeden bu tekniği öğrendiğini bildiğimiz tek isimler Mace Windu ve Depa Billaba'ydı. Ve Depa da zaten Mace Windu'nun padavanı olduğu dönemlerde ondan öğrendi tekniği. Ki yani Depa Billaba da aynı zamanda Rebels'tan tanıdığımız Kanan Jarrus'un Jedi ustasıydı. Ama o daha çok 3 ve 4 gibi formlar kullandığından 7. formu kullandığını çok göremedik. Ayrıca bu karanlık duyguları kullanmasına rağmen asla o duygulara kapılmadığından ve ayrıca onları çok daha iyi kontrol edebildiğinden Mace Windu'nun yarattığı bu Wapad Form 7'nin mükemmelleştirilmiş versiyonu olarak da kabul edilirdi. Ve aslında bu da yani konuşmamız gereken son form falan olabilir. Tabii ki yorumlarda sizin tercih edeceğiniz dövüş tarzını ve sebebini öğrenmeyi çok isterim ama onun dışında şimdilik benden bu kadar. Yani her zaman kendi formunuzu belli şeylerin avantajlarını alarak karıştırabilirsiniz. Ve yani tabii ki bunların üzerine muhabbet etmek her zaman eğlenceli. Ama onun dışında dediğim gibi benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve unutmayın, seviliyorsunuz.